Değerli Centilmenler Çocuk Kulübü, Albert abi karşınızda. Hepinize mükemmel, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir Ramazan diliyorum. Şimdi unutmayın, hepinizi çok seviyorum. Size çok çok güzel sürprizlerim var. Geçen seneden Hacivat ve Karagöz'ü hatırlıyorsunuz. Onların videolarını da ekte koyuyorum. Şimdi onu seyredeceğiz. Ama önce bir Nasrettin Hoca fıkrası. Nasrettin Hoca dostlarıyla bir gün bir eğlence yerine gitmiş. Müzik varmış, eğlence varmış, bol yemekler varmış. Herkes çok eğleniyorlarmış. Demişler ki hocaya. Hocam demişler, sen saz çalmasını bilir misin? Hoca bu. Hayır der mi? Evet, bilirim demiş. Hemen demişler, verin sazı eline hocanın, çalsın. Hoca ne yapsın? Böyle tıngır mıngır bir şeyler yapıyormuş. Demişler ki, hoca demişler, diğer saz çalan arkadaşlar eller bir yukarı, bir aşağı, bir yere gidiyor. Sen niye yapmıyorsun, bir yerde tutuyorsun? Hoca demiş ki, ya demiş, onlar benim tuttuğum yeri ağrıyor. Ha ha! Evet, hepiniz benim sevimli oğlum Düt'ü tanıyorsunuz. Hatta Dut diyoruz ama onun küçük bir bebek olduğunu unutmayınız. Eskiden böyle küçücük bir bebecikti. Ufacıktı. Çok tatlıydı. Denize götürdüm onu. Bol bol kırlara gittik, bahçelere gittik. Hep benimle geldi. Çok çok eğlendi. Arkadaşlarıyla oynadı. Bol bol kazılar yaptı. Koştu. Yaramazlık yaptı, arabanın camından baktı. Ama hep benimleydi, büyüdü. Kocaman, akıllı bir köpecik oldu. Ve her zaman sözümü çok dinledi. Kedi kardeşi vardı. Dilini böyle dışarı çıkartarak çok güzel bize sevimli pozlar verdi. Denizlere girdi, kumlarda oynadı. Yüzdü bol bol. Çok çok güzel. O da babası gibi Fenerbahçeli. Oğlumun sevimli Afacan arkadaşları da size iyi bayramlar diliyor. Unutmayın, köpekler bizim canımızdır. Onlar çok sevimlidir, çok iyidir. Onları hep sevelim, olur mu? Ramazan geldi çattı. Hepimize mübarek olsun. Olsun olsun da bir de cazlarımız yemekle dolsun. Amin Karagöz'üm. Anlat bakalım. Bir yıl geçti. Neler yaptın, neler ettin? Vallahi bir güzel uyumuşum. Vakit nasıl geçti bilemedim. İlahi dostum, bütün sene uyudun mu? Nerelere gittin? Kimleri gördün? Neler öğrendin? Anlat hadi bakalım. Valla Edremit'e gittim, geri geldim. Yozgat'a, Bilecik'e, Kars'a, Van'a gittim. Yine geri geldim. Buyur.
Oo, bayağı geçmişsin yahu. Sebebi ziyanet neydi? Hayırdır? Seni aradım. Baktım oralarda mısın? Allah iyiliğini versin. Benim evim Sogan karşısında yahu. Bir de oraya baksaydın keşke. Yok anlamadın Hacı Cavcav. Baktım sen yoksun. Kafa dinledim oralarda yahu. Her gün zaten kafamı ütülüyorsun. Vır 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 vır. Aşk olsun mirim. Çok konuşuyorsam seni sevdiğimden, özlediğimden. İyi ya. Ben de özle diye gidiyorum işte. Bir dahaki sefere beni de çağır, davet et, yol arkadaşlığı yaparım. Yahu ben adama senden kaçıyorum diyorum. Bu inadına kovalıyor beni. Bam 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 bam. O ne söz kara gözlüm? Peki Yozgat'ın nesi meşhurmuş mesela? Anlat bineyim. Arabaşı çorbası meşhur. Vallahi tadı hala damağımda. Peki ya Erdemit? Börülce. Bilecik? Bıldırcın kebabı. Ya Kars? Van? Erişte pilavı. Umaç elbası. İlahi Karagöz, bu kadar yol gittin. Sadece yemek mi gördün? Yok muydu başka görülecek tarihi mekan, çarşı, doğa falan? Yolda acıkıyor insan yahu. Gözü başka bir şey görmüyor. Gittim oralara bir güzel doldurdum işkembemi. Keşke bir iki müze, cami, köy, mahalle ziyaret etseydin. Ha ziyaret, ha ziyafet ne fark eder? Olur mu kardeşim? Biri mide keyfi, öteki de göz keyfi. Ben göz keyfimi yemeklerde aldım. Mideyi indirmeden önce 10 saniye falan baktım. Hay Allah. Peki kimleri gördün? Kimseyi gözüm görmedi açlıktan. Pekala, neler öğrendin bari? Tüm yörelerin yemeklerinin enfes olduğunu. Ah ah ah! Seni gidiyor bur. İştahımı kapatma sıska. Efendim, sürçülisan ettiysek affola. Albert abi sizi çok seviyor. Görüşmek üzere haftaya.